Merhabalar. Merhaba. Şiddete karşı sevgi projesi için Kartal'da, Kartal'a geldiniz. İlk önce bir proje nedir? Bir projeyi sizden öğrenelim. Daha sonra devam edelim. Tamam. Şiddete karşı sevgi projesi var olmak haktır projesi. Tamamıyla hayvanlarla ilgili, hayvan ve hayvan hakları ile ilgili. Son yıllarda ülkemizdeki işte doğru çalışamadığı için mekanizma, hayvanların çoğalması, üremesi, toplumdaki rahatsızlık, onun dışında hayvanlara yapılan şiddet ve tecavüz bizi bu noktaya getirdi. Ben aslında çok hayvan severim, çocukluğumdan beri hayvan severim ve bu konuda hep bir şey yapmak istemişimdir ama küçük küçük derneklerle çalışarak zaman kaybından başka bir şey olmadığını gördüm ve bu beni çok üzdü. Ama ne zaman ki Haytap bir federasyon oldu ve bütün dernekler onun çatısı altında bulmaya başlayınca bu bana daha inandırıcı geldi ve artık bu hayvana şiddetin pik noktaya ulaştığı bir zamanda da aşağı yukarı bir sene öncesine, yani bir sene önceki 4 Ekim'e rast geliyor bu. Gördüğüm bir takım resimler ve görüntüler tetikledi beni ve başbakanımızı arayıp direkt ondan randevu talep edip bu işe köklü bir çare bulabilmek için. Sanıyorum kabahatler kanundan çıkartılıp hayvan hakları, evet, TCK'ya girmesiyle ilgili bir talepte bulunmuş. Aynen. Peki bunun sonuç? Şu anda anayasa değişiklikleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor mecliste zaten. Bize de sıra gelmek üzere. Çünkü ben biraz Ömer Çelik Bey ile mailleşerek bunu takip ediyorum. Çok kısa sürede inşallah bize de sıra gelecek. Bütün sivil toplum örgütleri bu anlamdaki herkes masaya oturacak ve konuşulacak. Tabii bir süreç 6 ay falan sürer dediler. Dolayısıyla onu bekliyoruz ve olacak yani bu. Olacak ya da olacak, olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Peki. Bu sözünü aldık zaten biz. En doğru şekilde sadece kabahatler kanunun açık suç olması değil. İşte bütün hayvan hakları ile ilgili detaylar var. Pet shoplar var, Yunus parkları var, sirkler var. Daha neler neler var. Bunların hepsinin doğru mekanizmada çalışabilmesi için gereken değişiklikler yapılacaktır diye bitiriyorum. Bu son zamanlarda ülkemizde iyice yaygınlaşan hayvan dövüşleri konusunda bir tutumunuz var mı? Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi bu tamamen yasak. Ben biliyorum ki eğer bu bir şeyler görülürse, ihbar edilirse zaten baskınlar düzenleniyor. Ama bu bir suç olduktan sonra, yani bizim insanların görüp şikayet ettikleri zaman, yaptırım olacağı zaman bu para cezası da olabilir, hapis cezası da olabilir. O zaman her şey çok daha rahat olacak. Çünkü gidiyorsunuz, uyarıyorsunuz, köpekleri alıyorsunuz belki ama bir müddet sonra başka bir yerde aynı şiddeti görebilirsiniz. Dolayısıyla bu hayvanlar bunu hak etmiyor. Hepimiz Allah tarafından yaratıldık de aynı topraklarda aynı havayı soluyoruz. Kimsenin kimseden daha üstünlüğü yok bana göre. İnsanın daha üstün olması zekası ve aklı. Dolayısıyla bizden daha geri durumda olan halka, toplumun zayıf halkasına en iyi şekilde bakmakla mükellefiz. Bu da onları öldürmek ya da onları bir metrekare hapishane gibi yerlere tıkıp orada hayatlarının bitmesini beklemek değil. Aksine onların da hak ettikleri şekilde yaşamalarını sağlamak. İşte biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bu bir projeye başladı sevgili Kadir Topbaş'ın öncülüğünde. İstanbul 39 tane belediye var. Aşağı yukarı 31 tane, 32 tanesinde bugün burada da olduğumuz gösterimizi yapıp çocuklara farkındalık çalışmasını yapıyoruz birlikte çocuklarla. İşte bir çocuk oyunumuz var 35 dakikalık. Efendime söyleyeyim, eğitmenlerimiz var. Onlar hayvan ve doğa hayvanları ve sokak hayvanları ilgili ufak bir briefingler veriyorlar. Ben şarkılar söyleyip onları eğlendiriyorum ama aralarda da imtihan ediyorum. Soruyorum, ne öğrendiniz, ne yaptınız, niye buradayız? Göreceksiniz şimdi. Siz bununla ilgili ayrı bir ekip kurdunuz sanıyorum. Tabii ki, yani bu şimdi çok uzun süre araştırınca görüyorsunuz ki gönüllüler çok önemli. Gönüllüler olmadan o barınaklar, o hayvan bakım evlerinin ayakta durması çok zor. Ama çok radikal bir çalışma yapmak için de gönüllülerin öyle bir vakti yok. Gönüllüler ne yapıyorlar? İşlerinin arta kalan zamanlarında gönüllü olarak el uzatıyorlar bu işi. Ama bu böyle olmamaz, olamaz. Bu bir disiplin ve çalışma gerektiren, işinden vazgeçmeden olana kadar arkasında durmak gerektiren bir proje. Ben en başta bunu böyle yapmak istediğimi zaten bilinçli olarak söyledim. Ben bir ekip kuracağım. Maaşlı olacak bu ekip. Bu ekip sadece bu iş için çalışacak. Farkındalık yaratacak. Ama bu insanlar da bir yandan yaşamak zorunda. Dolayısıyla sadece gönüllü değil, ciddi bir iş gibi bunu, bir şirket gibi yapıp her yere ulaşabilmek amacımız. Peki buradan hayvan severlere veya bütün duyarlı vatandaşlarımıza
Bir mesajınız var mı bu konuyla ilgili? Yani mesaj şöyle ki, dediğim biraz önce söylediğim gibi hepimiz aynı topraklarda yaşayıp aynı havayı soluyoruz ve hakkımız aynen onların da öyle var olmak, onların da hakkı. Aynı duygulara sahip onlar bizimle. Terk edikleri zaman, acıktıkları zaman, üzüldükleri zaman, çocuklarını veya anaoğullarını kaybettikleri zaman aynı duyguları yaşıyorlar. Ama nedense biz toplumda sanki onların duyguları yokmuş, hatta onlar canlı değilmiş gibi hareket ediyoruz. Halbuki öyle değil. Kanunda şu yazar: o köpekler, kediler toparlanır, kısırlaştırılır ve alındıkları ortama bırakılır. İşin doğrusu budur. Halkın da çok aşırı bir şey olmadıkça, bir köpek vardır durmadan ısırıyordur tamam, ama sadece sokakta fazla köpek var ben korkuyorum diye bencilce bir hareketle onları toplatmak da doğru değil. Çünkü onlar toplanıyor, kimi zaman itlaf ediliyor ya da küçücük bir metrekare yerlerde hayatlarının sonuna kadar yaşamak zorunda kalıyorlar. Biraz daha duyarlı olup bu konuda çevremize sahip çıkıp, işte onları belediyelerde doğru çalışıp kısırlaştırıp aldıkları yere bırakırlarsa, biz de geri kalan hasta, yaşlı, işte kör, bebeği olmuş olan ve toplum içinde yaşayamayacak olanlar için hayvan bakım evleri oluşturmaya çalışıyoruz belediyelerle. Şeyin dışında, bir lokmacık daha şehrin dışında. Ancak belki böyle bir orta yol bulunabilir. Onun için ne olur sadece kendimizi değil, bütün çevremizi düşünelim. Onlar da canlı. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.